Havelsan'ın yeni nesil insansız kara aracı sistemlerini gördük. Gerçekten bu araçlar içerisinde farklı teknolojiler, sonuçta Havelsan ne palet imal ediyor ne motor ama aklını koyuyor. Bir de bu araçların üzerindeki çeşitli silahlar var. Silahlarla ilgili de çok fazla karıştırıyoruz. Hangi şirket neyi yapıyor? Yanımızda Cem Bey var. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İsmim Cem Kurter. Unidef firmasının genel müdürüyüm. Kurucu ortağıyım. Şimdi siz tabii burada bizim sistemleri farklı platformlar üzerinde görüyorsunuz. Doğru karıştırılıyor. Biraz yapıyı anlatayım. Unidef 2013 yılında kuruldu. 3 kişinin kurduğu firma. Samsun Yurt Savunma firmamız Unidef'in iştiraki. Kayhan Altüfekleri firmamız var. O da Unidef'in iştiraki ve ben 2013 yılında bir araya geldik ve Unidef'i kurduk. Unidef kurulduğu dönemde esasında bir proje yönetim firması olarak kuruldu. Zaman içerisinde bir mühendislik firmasına devşirildi. Biz 2013'ten beri helikopterlere silah entegrasyonuyla tanınan bir firmayız. Türkiye'deki genel maksat helikopterlerine minigun silah sistemini entegre ederek faaliyet hayatımıza başladık. Daha sonra bu entegrasyonlar kara ve deniz platformlarına doğru da genişlemeye başladı. Siz biraz yukarıdan başlayıp havadan daha sonra deniz ve kara platformlara indik. O zaman özel bir proje olarak başlamıştı. Biz minigun'u yurt dışından getiriyorduk ama silah entegrasyonlarında bütün mesnetleri, taban arayüzleri helikopterler için Türkiye'de biz tasarlayıp kalifiye ettik. Sonra bu yetenekler yavaş yavaş deniz ve kara araçlarına doğru da gitmeye başladı. 2020 yılında biraz da sektörün cesaretlendirmesiyle ve talepleriyle bizim bu entegrasyonları akıllandırmamız gerektiği ortaya çıktı. Ve 2020 yılında da Unirobotics firmamızı kurduk. Unirobotics firmamız ne yapıyor? Bizim entegrasyonlar için gerekli olan tüm stabilizeli silah kulelerini veya diğer arayüzleri üreten mühendislik firmamız. Bugün sizin Havelsan'ın üzerinde gördüğünüz bu uzaktan kumandalı stabilizeli kule Unirobotics firmamızın tasarımı. Ben lafınızı hemen böleceğim. Tabii. Çünkü bir İKA üzerinde 30 mm gibi gerçekten geri tepmesi var bu silahın. Burada tabii kule teknolojileri ön plana çıkıyor. Evet. Sizin de gökyüzünde minigunlarla başladığınız o mühendislik çalışmalarını bugün bence bir silah kadar kulede önemli diye düşünüyorum. Doğru, çünkü şimdi esasında her şey, bütün komponentler, ana parçalar tek başlarına bir anlam ifade ediyorlar. Bazen de bir anlam ifade etmiyorlar. Siz bunları bir araya getirdiğiniz zaman bir güç çarpını oluşturuyorsunuz. Bir uzaktan insansız kara aracı, evet, tek başına bir anlam ifade edebiliyor. Otonom giden, insansız kullanabildiğiniz bir araç. Ama bunun üzerine bir silah kulesi takarsanız bambaşka bir anlam ifade ediyor. O silah kulesine bir silah entegre ederseniz o zaman bir güç çarpanına dönüştürüyorsunuz. İşte biz bunlara sistemler bütünü diyoruz. Sistem entegrasyonu diyoruz. Bu da başlı başına bir mühendislik yöntemi. 2013 yılından beri de Unidef bu konularda çok çaba harcayan, bu konulara çok kafa patlatan bir firma oldu. Şimdi tabii yavaş yavaş insansız sistemler ön plana çıkıyor çünkü çatışmanın doğası değişiyor ve siz bu doğaya özgün yeni ürünler ortaya koymak zorundasınız. İnovatif ürünler ortaya koymak zorundasınız. Biz de Havelsan'da böyle bir çalışma başlattık. Esas Havelsan olan çalışmamız bizim Açık Deniz Karakol Gemisi projesinden geliyor. Unirobotics firmamız Havelsan'ın oradaki ana alt yüklenicisi. Bu stabilizeli silah kulelerini geliştirmekten sorumlu. Üzerinde de yine iştirakimiz Samsun Yurt Savunma firmasının Canik markasıyla ürettiği Canik M2 ağır maket tüfeğimiz mevcut. Canik bizim ürün markamız. Canik'i üreten firmamız da Samsun Yurt Savunma firmamız. Canik deyince hep tabancalar aklımıza geliyor. Evet. Önemli bir ihracatçımız. Önemli bir ihracatçımız. Bizim önemli bir iştirakimiz. Şimdi onlar silahları yerleştirerek ki bu 12.7 şu anda Türkiye'nin kullandığı temel ağır maket tüfeklerden biri. Biz bunu uzun yıllar Türkiye yurt dışından ithal etmişti. Şimdi artık yerli kalifiye ve çok daha iyi bir ürün var. Bu bizim elimizi kuvvetlendirdi. Çünkü neden? Daha önce biz silah entegrasyonları yaparken silaha bağımlıydık. Entegrasyonlarda çoğunlukla zorluk yaşıyorduk ihracat kısıtlamalarından dolayı. Şimdi bizim kendi yerli silahlarımız var. Biz yerli silahlarımızı entegre ederek yurt dışı pazarında da önemli bir oyuncu haline gelmeye başladık. Türk savunma sanayi oyuncuları olarak söylüyorum. Bunun yanında yavaş yavaş işte tabancadan 12.7'ye ve stratejimiz orta kalibrelere doğru gitmek. Bu konuda da İngiltere'deki bir firmayı satın aldık. Onların da orta kalibre silah sistemleri var. Bu silah sistemlerinin envantere girmesiyle bizim entegrasyon faaliyetlerimiz de çok büyük önem kazandı. Çünkü daha farklı bir güç çarpanı haline dönüştürebiliyoruz sistemleri. İngiltere'de yatırım yaptığınız şirketin o silah haklarını aldınız. Biraz daha detay rica edebilir miyim? Ne hedefliyorsunuz? Nereye doğru taşıyacaksınız? Şimdi tabii burada önemli olan bu sistemlerin teknolojisini, know-how'unu Türkiye'ye getirmek olacak. Tabii ki oradaki firma devam edecek faaliyet hayatına ama sistemler burada üretilmeye başlayacak. Çünkü Türkiye'nin kendine özgü avantajları var. Özellikle savaşan bir ordusu var. Bulunduğu coğrafya itibariyle savunma sanayine yatırım yapmak zorunda olan bir ülkeyiz. Bu avantajı kullanarak bu silah sistemlerinin know-how'unu biz Türkiye'ye taşıyarak hem Türkiye'nin ihtiyacını ama çok daha önemlisi dünya pazarının da ihtiyacını karşılamış olacağız. Burada ihracat ayağı çok önemli. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri yurt dışı pazarda çok talep görüyor. Ama en önemli şey silahtı. Silahta bağımsız olmamız gerekiyordu. İşte biz bu bağımsızlığı hem kısa sürede hem de uygun maliyetlerle paralarımızı doğru kullanarak çözme yolunda bir adım attık ve başarılı da olduk. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Sonunda sizin ağzınızdan bu yapının, çünkü şirketler çok iç içe girmiş, ürünler var, çok güzel ürünler var, ihracat başarılarınız var. Sizden dinlemiş olduk. Şimdi biraz ürünleri uzmanlarından dinleyelim, bakalım neler varmış görelim. Tamam. Çok çok teşekkür ederiz Cem Bey, sağ olun. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim, sağ olun. İnsansız kara araçları, çeşitli zırhlı taşıyıcı araçlar ve üzerinde gördüğünüz farklı farklı silahlar var ama bu silahlara mühendisliğinize eklediğiniz zaman vuruş yüzdeleri gelişiyor, daha ergonomik kullanılıyor, daha verimli olarak kullanılıyor. Savaş sahasında da sonuçta sonsuz merminiz yok elinizde. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Merhabalar, Ömür Baç ben, Unirobotics Genel Müdürüyüm. 2,5 yıldır bu şirkette kuruluşu itibariyle çalışıyorum. SAHA EXPO'da yeni ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Biraz bu ürünü bize anlatır mısınız? Özellikleri nelerdir? Tabii. Burada gördüğünüz aslında bir manuel ama stabilizasyon özellikli bir silah sistemi. Üzerinde M2 var. Canik M2 ile aslında başlattığımız bir proje. Burada amacımız manuel kullanımdaki silahları, özellikle platformların üzerindeki manuel kullanımlı sistemleri stabilizasyon özelliği kazandırmak bu sistemlere. Biliyorsunuz hem deniz araçlarında hem kara araçlarında araç hareket halindeyken aslında görev icra ediliyor. Bir de tabii belki hedef de hareketli o sırada. Tabii hedef de hareketli ama burada büyük problem olan özellikle de manuel kullanımlı silahlarda aracın hareketinden gelen bozucu etkiler. Bu bozucu etkileri operatör düzeltmeye çalışıyor, hedefi takip etmeye çalışıyor. Aslında birçok şeyi bir arada yapmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla elindeki bu sınırlı mühimmatı doğru kullanamıyor ya da platform sebebiyle burada başarı yüzdesi düşüyor. Bizim buradaki amacımız aslında platformdan gelen bu hareket bozucularını operatöre hissettirmemek, silahı sürekli hedef üzerinde tutmak ve stabilizasyonu sağlamak. Bunu yaparken de tabii operatör bir insan, silah sistemi robotik bir yapı ve bu robotik yapıyla insan arasında bir bağ kurmamız gerekiyor. Aslında biz burada bunu tasarladık. Bu yapıyla operatör arasında bir iletişim aracı sağladık. Bu arayüzler vasıtasıyla operatörün ne yapmak istediğini sistem anlıyor. Dolayısıyla buna göre davranıyor. Aslında artık birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla bir arada çalışan bu yapı hem stabilizasyon özelliğine sahip oluyor hem de buradaki atış yüzdeleri ve yapmak istediği görevi daha doğru icra ediyor. Ve tabii ki cephanesinde kesinlikle, ekonomik olarak vuruş yüzdesi yüksek bir şekilde de operasyon sahasına yansıtmış oluyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ben birazdan mühendislikle ilgili sormak istiyorum. Altyapı olarak neler var burada mühendislik açıdan? Aslında tabii gördüğünüz, yani biz burada mekanik bir sistem gösteriyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir, yani silah sistemlerindeki mekanik çok önemli bir yer kaplıyor. Gerek silahın geri tepme kuvvetleri, bunların sönümlenmesi, gerekse bu konstrüksiyon, bunların doğru tasarlanması. Dolayısıyla çok önemli bir mekanik tasarım var burada. Bununla birlikte bir elektronik dizayn var. Bu motorize sistemlerin kontrolü, sensörler, bunların tüm bu dış etkenlerden arındırılmış bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bunların hepsini aslında kontrol eden bir de yazılımımız var. Yani tam bir mekatronik sistem. Hem mekaniği var, hem elektroniği var, hem yazılımı var. Bunlar bir arada düzenli çalışıyorlar. Dolayısıyla bu mühendislik dallarını biz bir arada kullanmaya çalışıyoruz burada. Ortaya da tecrübenizi koyuyorsunuz, mühendisliğinizi koyuyorsunuz ve M2 gibi çok standart, çok standart bir makinalı tüfek de sizler sayesinde nokta vuruşu haline geliyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Benim aklıma 30 mm dendiği zaman hep o A10 Thunderbolt'un 30 mm'lik brrrt sesiyle birlikte kulaklarımızda yankılanan 30 mm geliyor ama teknoloji o kadar gelişiyor ki işte gördünüz, Havelsan'ın, KAPGAN'ın üzerinde de 30 mm var. Bu bir insansız kara aracı. 30 mm konusunda da işler nereye gidiyor, ne yapıyor? Devam ediyoruz serimize ve şimdiki röportajımıza öncelikle sizi tanımak isteriz. İskaral ben, Samsun Yurt Savunma'nın genel müdürüyüm. Yani Canik Silah Fabrikaları'nın yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü. Peki bu 30 milimetre biz niye böyle çok görmeye başladık ve Türkiye'de ilk defa siz bir İKA'nın üzerinde 30 milimetreyi getiriyorsunuz. Bu işte Ukrayna Savaşı'nı görüyoruz. Dünya kaynıyor bir taraftan. 30 milimetre sahalara ne getiriyor? Öncelikle onu ben dinlemek isterim sizden. Evet, şimdi şöyle başlamak lazım. Bir kere orta kalibre bir silah sistemi. Orta kalibre silahlarda mühimmatın, çekirdeğinin ebadı büyük olmasından dolayı, yani 20-25-30 metre büyük olmasından dolayı çok farklı tip mühimmat geliştirebiliyor. Bunların en önemlisi high explosive, yani HE dediğimiz mühimmat. High explosive patlayıcı mühimmat. Mesela 12.7'de bu mühimmatlar mevcut değil ama 30 metre mevcut. Şimdi bu bir kere mühimmat özelliği ne avantaj getiriyor? Patlayıcılı mühimmat bir. Eğer diyelim ki havadan havaya kullanıyorsunuz silahı. Havadan havaya kullandığınızda karşınızda bir uçak varsa uçağı kritik noktasını vurmanız gerekmiyor. Herhangi bir tarafına değdiği anda bir kere patlayıcı etkili uçağı düşmanı bertaraf edebiliyorsunuz. Veya karada kullanıyorsunuz. Karşınızda bir drone hedefi var. Mesela şu an en büyük problemlerden biri dünyada dronelar. Yine doğru bir optik sistemle drone'un nerede olduğunu ölçüp ateşlemeyi gerçekleştirdiği zaman çıkışta çekirdeği programlayıp hedefe yaklaştığında drone'un önünde patlamasını sağlayarak drone'u imha edebiliyorsunuz. Parça etkisiyle imha edebiliyorsunuz. Bunun haricinde kullanım alanlara baktığımız zaman şimdi şu 30 mm deyince birçok 30 mm var. 30-113 bizim silahımız. 30-165 var. 30-173 var. Bunlar farklı silahlar. 30-113'ün en büyük avantajı geri tepme kuvvetinin üzerindeki sönümleyicilerle 7 kilonewton'a düşmüş olması. Diyeceksiniz bir şey ifade etmeyecek, çok teknik oldu. 12.7 mm silah sönümlenmediği zaman 14 kilonewton gelir. Yani ne demek istiyoruz? 12.7 mm bir silahın takıldığı hangi araç varsa bu silah o araca takılabiliyor. Bu ne getiriyor? Böyle bir atış gücünü, manevra kabiliyeti çok yüksek olan bir 4x4 aracın üzerine takabiliyorsunuz. Yani platformların amacı üzerindeki silahı bir yerden bir yere en hızlı şekilde götürmek. Bu atış gücü de yani mühimmatından mütevellit çok daha 12 göre yüksek olduğu için de ve 4x4 bir araca takılabilmesinden dolayı da ciddi bir pazar payına sahip. Dediğim gibi şu anki güncel harbe baktığımız zaman 60 tonluk bir tank yerine işte bir 13 tonluk bir 4x4 araçla 30 mm top taşıyabilme kabiliyeti esasında şu an savaşlarda aranan bir kabiliyet. O yüzden de bugün görüyorsunuz işte bir insansız kara aracı. O insansız kara aracının üzerine bir 20 top bağlayamazsınız. Çünkü geri tepme kuvveti o aracı o kaldıramayacağı kadar yüksek bir değerle olacağından onun kaldırabileceği en ağır silah 30-113. Dediğimiz gibi etkili menzili 3 kilometre rahatlıkla etkili menzili var. Ki zaten genelde bu silahın kullanıldığı alanlarda genelde 1500 metrelerde ihtiyaç karşılanmış oluyor. Türkiye'mize hayırlı olsun. Biz bunu tabii İngiliz firmayı satın alarak bu teknolojiye ulaşmış olduk. Biraz da zamanı kazandık. Bir taraftan da atış kontrol sistemleri, uzaktan kumandalı sistemlerle ilgili de Unirobotics firmamız zaten bu altyapımız olmasından dolayı da iki ürün bir araya geldi. Bugün işte insansız kara araçları, helikopterlerin çene taretlerine, helikopterlerin kanat altına podlarla, dediğimiz gibi her türlü deniz platformunda ister insansız deniz aracı, ister büyük bir korvet veya işte karakol gemisi her türlü platformda kullanılacak bir silah ve entegrasyon çözümünü de kazanmış olduk. Şimdi biz bu konularla ilgili YouTube videosunu yaptığımız zaman ben genellikle uzmanlarla konuşmayı tercih ediyorum bunlarla ilgili. Herkes de diyor ki ya o zaman her şeyi 30 mm takalım. Peki bu hangi mühimmatı taşıyor? 30 mm dediğimiz zaman öyle binlerce yanımızda da taşıyamıyoruz. Biraz da onu anlatır mısınız? Ya normalde mesela bu tip bir tarette 150, şimdi mayonlu dediğimiz yani bir şerit besleme sistem var. Mayonlu bir 30 mm bu tip bir size bir kulede 150 mermi barındırır. Silahın elektrik tahrikli olmasından dolayı, yani elektrik yanlış kelime oldu. Elektrik ateşlemeli olmasından dolayı ister 225 atım dakika ister 1300 atım dakikaya çıkabilirsiniz. Yani hava aracında kullanıyorsak 1300 atım dakikaya çıkabiliriz. Yani neden orada çok daha fazla hızlı bir patern oluşturmak istiyorsak kısa süresi var. Karşınızdaki hedefi çok hızlı bir şekilde bertaraf etmek istiyorsanız atabileceğiniz kadar fazla mühimmatı göndermeniz lazım. Ama kara aracında veya helikopterde 220 yani 200-300 atım dakika aralığında bir hız yeterli. Bir helikopterin alacağı bu mühimmattan maksimum 800 adet. Bir atak helikopteri diye düşündüğümüz zaman maksimum 800 adet alır. Ama kara araçlarında bunu rahatlıkla böyle bir 450 adetlere ulaştırabiliriz. Hele bir de içeriden beslemeli bir sisteme sahipse araç çok daha fazla mühimmat kapasite. Gemiler zaten taşıma yüklerinden dolayı hiç bu konuda sıkıntı değil. O gemide o ayırdığınız alan kadar mühimmat beslemesi yapabilirsiniz. Peki hangi çeşit mühimmatlar var attığınız zaman farklı hedefler için? Onlardan da biraz bilgi almak isterim. Esasında şimdi şöyle bakmak lazım. Bunun amacı, bu silahın amacı esasında high explosive mühimmat atmak. Ama high explosive zırt delici dediğimiz HAP mühimmatları önemli. Çünkü hem amacımız burada patlama hem de zırhı delmek olduğu zaman. Eğitimlerde kullandığımız TP mühimmatları, test and practice mühimmatları var. Çünkü atış alanlarında patlayıcılı mühimmat kullanmamız mümkün olmaz. Hani Karapınar'da falan atabiliriz ama genelde test ve TP mühimmatı. İşin de enteresan tarafı TP mühimmatı bugün harpta da kullanılıyor. Yani mesela karşımızda bir hedef betonun arkasındaysa TP mühimmatı, yani high explosive gerek olmadan TP mühimmatıyla da penetrasyon sağlayabiliyoruz. Yine helikopterlerde kullanmak için multipurpose helikopter şeyler var. Yani nedir? Patlayıcı, yakıcı falan gibi böyle kombinleri var. Yani ürün çeşidi çok fazla. Yani bu mühimmatı ama önümüzdeki dönemde göreceğiz. Mesela şu an Amerika'nın Abramix, General Dynamics'in Abramix tankının da üzerinde normalde hepimizin alışık olduğu yakın mesafe koruma silahı 12.7 kullanılırdı. Şimdi Amerikalılar artık 30-13 kullanıyorlar. Tankın yakın mesafe koruma silahı. Neden? İşte mesela omuzdan atılan bir Javelin veya Strike, sahabın yaptığı bir Strike veya işte Raytheon'un Javelin silahları. Yani anti-tank füzesine karşı da bu silahı kullanabildiğiniz için havada o füzeyi, yani anti-tank füzesini havada vurabildiğiniz için çok yakın zamanda bütün tankların üzerinde 30-113 silahını görüyor olacağız. Silahı görürken optik, kulesi, onun mühendisliği, yazılımı gibi böyle bir komple bir paket artık sunuyorsunuz. Bu silah zaten tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bu silahı muhakkak çok doğru bir optik sistemle, çok güzel bir stabilize bir taretle birleşmesi gerekiyor. Aksi halde bunu verimli kullanamayız. Ya Cruiser de kullanılabilir bu sistem bu arada. Yani gerekli olursa Cruiser de kullanabilirsiniz ama genelde bu işin hakkını vereceğiniz uzaktan kumandalı iyi bir atış kontrol sistemi, iyi bir optik ünite. Yani eğer deniz platformunu kullanıyorsanız bir su soğutmalı sistem veya kara araçları kullanıyorsanız mesafe daha küçük olacağından hani soğutmaya gerek yok ama yani göreve göre iyi bir optik paketi gerekecek. Şimdi tabii izleyicilerimiz yazıyorlar, tankların devri bitti, işte tank savar silahlarla ama böyle bir 30 milimetreniz olduğu zaman tankın üzerinde, evet, tank savar mühimmatı da gelirken tespit edebilirseniz. Yani şöyle gelirken tespit edebilirsiniz. Bir de hani bir tane geliyorsa iyi ama birkaç tane geliyorsa aynı anda tabii orada çok iyi bir kuleye ihtiyaç var. Onu söyleyeyim çünkü çok kısa bir zamanda yapması lazım ama en azından en nihayetinde şu an harpte de gördüğümüz gibi bir tanka bir tane geliyor şu an. Bir tanka bir tane geliyorsa da bu silahla onu avlayabilirsiniz. Seri bir atış mı yapılıyor bu tür konseptlerde? Zaten havada HAEX, yani havada imha olan bir mühimmat olduğu için siz bunu mühimmatı vurmak için atmıyorsunuz. Yani herifte bir füzeyi mühimmatla vurmak için atmıyorsunuz. Siz onu daha yaklaşırken size doğru havada infilak ettiriyorsunuz ki parçacık etkisiyle o füzeyi aşağı indiriyorsunuz. Böyle bir kullanım alanı var. Sahalarda herhalde 30 milimetreyi daha fazla göreceğiz gibime geliyor. Bu teknolojinin de Türkiye'ye getirilmesinde sizlerin çok önemli katkıları var. Sizlere iyi fuarlar ve tabii ki biz de kulağımız gelecek olan ihracat başarılarına. Çok teşekkürler, iyi günler. Çok sağ olun, teşekkür ederiz.